Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. İsmail Ağa genç hocalarından her şeyi bir kenara bırakarak efendilerini, hocalarını, şu oldu, bu oldu, Allah-u Teala'nın rızası hiçbir şeye değişmeyerek, hakikatleri ortaya koyarak cübbenin ne mal olduğunu, İsmail Ağa'nın düştüğü durumu, biz bundan beriyiz açıklamasını yapacak Eroğlu eğerler, genç hocalar bekliyorum inşallah. Çünkü küfür bu durum aşikar bir küfür. Bunun kabul edilebilir, buna susabilir bir durum söz konusu olamaz. Bir kişinin bu kadar işte bir alimin karşısında bir an edeple durmak 150 senelik ibadetten daha eftaldir denmesi, şimdi buraya çıkartılacak Mahmut Efendi, yüzünde sağa sola bakmanız, kıpırdamanız caiz olmaz gibi açıklamalar küfrün ta kendisidir. Çünkü yani bir alim olsa oraya çıkartılmaz, putvari bir şekilde yüksek bir yere çıkartılıp da böyle konuştu, böyle gösterilme gibi çok acayip bir durum. Firavunlara mahsus. Bu iş yaş bir şey. Çok çok yaş. Yani küfrü mucib ne yapılması gerekiyor? Biz bundan beriyiz. Hiçbir zaman için biz bunların içinde olmadık. Bunu da tasvip etmedik. Ya da bundan biz geri döndük. Bu yanlıştı denmesi gerekiyor. Bu denmedikten sonra istediği kadar aşka denecek. Denmedikten sonra istediği kadar secdelere kapanın. Sabahlara kadar gözyaşları dökün. Fark etmiyor. Bunu açıklayacaksınız kardeşim. Biz küfürdeydik. Şimdi küfürden beriyiz. Yanlıştık. Bilmiyorduk. Yani işin bu hale geldiğini bilmiyorduk. Demeniz lazım. Bunun akabinde bu açıklamayla beraber kabulümüzsünüz. Ama Müslüman olarak kabulümüzsünüz, ama başka meseleler de var. Mehdi meselesini, Mehdi meselesi ufak şakaya alınacak bir mesele değil. Yani bizim işte itikadi bilgileri olsun, açıklanmamış hadisleri açıklamamız olsun, bazı şeyleri bir sürü hadis-i şerif açıklamamız, itikadi meseleleri ortaya koymamız, zaman mefhumunu hakkında, Allah-u Teala'nın zaman olduğu hakkında açıklamalar yapmamız, bunları bir şey beklemeden ortaya koymamız, serdetmemiz, ortada olması bu bilgilerin geçersiz olduğunu veya değersiz olduğunu göstermez. Siz bu açıklamalarla değerleneceksiniz. Siz bunları kabullenmekle Allah-u Teala'nın rızasını kabul celbedeceksiniz. Yoksa bunun dışında bir arayış, istediğiniz kadar efendi seçin aranızda, o efendi de hiç secdelerden kalkmasın, fark etmiyor yani. Küfre meyyal bir durumunuz olmuş oluyor. Yani ya küfrün içindesiniz yani. Küfrün içinde olmuş oluyorsunuz. Niye? Mehdi'nin karşısında olarak dediklerini kabullenmeyerek. Yani dediklerini kabullenseniz, kendisini kabul etmeseniz sorulur. Neden? Ya bize mi ve temelinde ne olması lazım onun? Niye kabul etmediniz? Dediklerini kabul ettiniz. Ehli sünnet uygunluğunu kabul ettiniz. Kendisini kabul etmediniz. Size sorulur. Neden? Yani ona verilenin aynısı bize verilmeli değil miydi? Sorusu mu var özünüzde? Yani iticiydi. Kardeşim, sevmek zorunda olmadığınızı her zaman için söyledim. Ama uyma zorunluluğu bilhassa arifler, alimler, ilim ehli tarafından uyma zorunluluğu var. Kabul etme zorunluluğu var. Sevme sorumluluğu yok. Yani zorunlu değil sevmek. Kabul etmek mecburi. Bunun akabinde, yani bunun dışında her şey küfürdür. Yani Mehdi'yi kabul etmeme durumu küfrü muciptir. Yani celbeder değil, küfrün ta kendisidir ya. Bu Allah'ın fazlıdır, dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.